Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 23-29 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu haftanın en önemli gökyüzü olayı İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunay. Dolunay dönemlerinde ay sizin yönetici gezegeniniz olduğu için çok daha hassas olabiliyorsunuz. Bu nedenle bu hafta genelinde aslında duygusal iniş çıkışlarınız biraz yoğun olabilir. Dolunay enerjileriyle beraber hem bedensel hem ruhsal sağlığınız da daha hassas olabilir. Biraz kendinize özen göstermeye çalışın. Ayın 25'ini 26'sına bağlayan gece yarısı 0:44'te 3 derece ikizler burcunda dolunay meydana gelecek. 12. ev dolunayı biraz gizli sırlar, bilinmeyen kavramlarla ilgilidir. Dolunayda bir şeyleri açığa çıkardığı için bilmediğiniz ilginç haberler duyabilirsiniz bu dönemde. Şaşırabilirsiniz. Gizli sırlarla da karşılaşabilirsiniz. İlişkilerle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Bu hafta boyunca Güneş, Satürn, Merkür yay burcunda 6. evinizde ilerliyor olacak. Mars 4. evinizde ilerliyor olacak. Venüs'le beraber. Özellikle günlük hayatınız, iş hayatınız yoğun olabilir. Çok fazla efor sarf edebilirsiniz. Aile içerisinde evle ilgili uğraşlarınız yoğun olabilir. Tüm bunlar tabii ki sizi birazcık zorlayabilir. Dolunay'ın da etkileriyle beraber özellikle iş hayatınızda hukuksal konulara, uluslararası yaptığınız her türlü işe, ticari konulara biraz daha temkinli yaklaşın. Neptün'le açı yapacak çünkü bu Dolunay. Ve hafta sonuna doğru Güneş-Satürn kavuşumu var yay burcunda. Bu işle ilgili, işle bağlantılı seyahat de olabilir, anlaşmalar da olabilir veya finansal bazı konular olabilir. Onlarla ilgili bazı sıkıntılara, kısıtlamalara, engellere ya da gecikmelere neden olabilir. Bu da sizi biraz zorlayabilir hafta içerisinde. Daha sakin olmalısınız, daha akışta kalmalısınız. Bunun yanı sıra sağlığınıza biraz özen gösterin. Bağışıklık sisteminiz zorlanabilir. Özellikle solunum yolları ile ilgili sağlık problemleri, akciğerlerle ilgili sağlık problemleri ikizler dolunayında biraz daha yoğunlaşabilir. Sevgili yengeçler, kendinize, dinlenmenize özen gösterin, beslenmenize özen gösterin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.